Ahmet Hakan Sağlık Bakanı Koca'ya sordum. Salgında son durum nedir? Hastaneler doldu taşıyor mu? Salgın kontrolden çıktı mı? Yoğun bakımlarda alarm zilleri çalıyor mu? Bazı illerde durum felaket mi? İl il, bölge bölge durum nedir? Yeni önlemler kapıda mı? Tüm bu sorunları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordum. Bakan Koca çok önemli açıklamalar yaptı. İşte söyledikleri. İstanbul şu anda daha kontrollü. İstanbul'da ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var. Dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege'de artış yok. İzmir'de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında. Artış yaşanan iller. Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara. Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı'da artış yaşanan illerimiz arasında. Mersin ve Manisa'da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü şunu da söyleyeyim birkaç gündür Gaziantep Mardin Şanlıurfa Batman düşüşe geçti Konya ve Diyarbakır stabil oldu aşağı inmesini bekliyoruz ana kaynak düğünler şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı bu artışlara özellikle düğünler ana kaynak oldu düğünler saatlerce süren bir temas ve yakınlaşma alanı işte bu yüzden düğünlerin kısıtlanması ve sınırlandırılması kararı aldık doluluk oranları Normal sisteme geçen ve her türlü hastamıza hizmet veren hastanelerimizdeki son doluluk oranlarını veriyorum. Şu anda hastanelerdeki doluluk oranı %47. Yoğun bakım doluluk oranı %60, ventilatör doluluk oranı %30. Hastane sorunu yok. Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'da mesela. Ama son bir hafta içinde buralarda sorun aşıldı. Sadece Diyarbakır'da kısmen sorun var. Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz. Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir. Yapılması gereken. Bu sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyon. Fakat dünyada hiçbir ülke tam izolasyona geçmek istemiyor. Türkiye de istemiyor. Çok anlaşılır nedenlerle bu çözüme geçilmiyor hem dünyada hem de Türkiye'de. Bu durumda yapılması gereken iki şey var, maske ve mesafe. Maske ve mesafe kuralına uyarsak %90 oranında başarı kazanırız. Maske ve mesafeye alışmamız lazım. Bu konuda hassas olalım yeter. Maske ve mesafe uygularsak üst solunum yoluyla bulaşan her türlü hastalığı da önlemiş oluruz. Filyasyon, filyasyon. Düğünleri sınırlandırdık, kamuda esnek çalışmaya geçiliyor, kamuda ikramları kaldırdık, filyasyon ekiplerinin sayısını artırdık. Şu anda sahadaki filyasyon ekibi sayısı 10.000'i 10 geçmiş durumda, özellikle solunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla arttırıyoruz. Şu anda Konya'da 460 ekip, Şanlıurfa'da 200 ekip, Mardin'de 111 ekip, Diyarbakır'da 370 ekip, Erzurum'da 207 ekip, İzmir'de 350 ekip, Kayseri'de 120 ekip, Van'da 128 ekip sahada. Risk var. Virüs gücünü kaybetmedi. Ölümlerin sayısı da artıyor. Ağır vaka sayısı da artıyor. Bizim özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız lazım. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik. Şöyle bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Hastanın tanısını erken dönemde koymaya çalışıyoruz tanı koyduktan hemen sonra hastanın durumu ne olursa olsun ilaç tedavisi başlatıyoruz. Hastayı evinde izole ediyoruz. Filyasyon ekipleri hemen temaslı taramasına başlıyor. Ahmet Hakan Hürriyet. Ahmet Hakan İlahi Abdullah Gül. Abdullah Gül sosyal medyadan şu mesajı atmış: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu vesileyle Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum. Mesajdaki Atatürk vurgusunu görünce bilmiş bir gülümseme ile içinden şöyle dedim. Adeta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesi gibi. Bu mesajın alt metnini ise yine delice gülümseyerek şöyle okudum. Bakın bakın ben artık 30 Ağustos geldiğinde hastalanmıyorum. Bakın bakın, daha önce hiçbir 30 Ağustos'ta mesaj atmamıştım ama bu 30 Ağustos'ta attım. Bakın bakın, nasıl da Atatürk diyorum. Bakın bakın, nasıl da gelişme kaydettim. Bakın bakın, bakın yahu bakın, bakın ama. Işıl Özgentürk hiç Batman'a gitti mi? Cumhuriyet gazetesinde korkunç bir yazı yazmış Işıl Özgentürk. Bölgeyi iyi bilen bir öğretmen arkadaşım bana dedi ki diye başlayan bir Batman tasviri yapmış. Şöyle bir tasvir. Kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kızlarını çocuktan saymazlar, kızlar okutulmaz, mal gibi satılırlar. İki seçenekleri vardır kızların, ya dağa çıkarlar ya da şehirde görev yapan bir asker bürokrat biriyle evlendirilirler. Işıl Özgen Türk'ün daha önce de benzer yaklaşımlar içinde olan yazılarını okuduğum bildiğim için hiç gitmediği, hiç bilmediği, hiç tanımadığı bir şehir hakkında böyle tasvirler yapma hakkını kendinde görmesini yadırgamadım. Çok eski moda bir kibri var Işıl Özgen Türk'ün. Ta 1970'lerden kalma naftalin kokulu. Hep tepeden bakan, tepeden bir saniye bakınca olayın tamamını çözdüğünü sanan bir kibir. İşte o kibirdir Işıl Özgen Türkiye, gitmeye tenezzül etmediği bir şehri, sofralarına hiç oturmadığı kadınları, 3 dakika çay içip sohbet etmediği insanları acımasız bir genellemenin kurbanları yaptıran. Daha geçen gün Batman'da bir lisede okuyup üniversite sınavında ilk yüze girme başarısını göstermiş zehir gibi bir Batman kızını tanımıştım. O Batman kızı var ya o Batman kızı Işıl Özgen Türk'ten bin kat daha çağdaş, bin kat daha insan, bin kat daha sorumluluk duygusu sahibiydi. Gençlere hayran kaldım. Bu yılın sayısal ve sözel birincisi Medipol Üniversitesi'ni tercih etmiş. Bunun için düzenlenen törene gittim. İyi ki gitmişim, umutla doldum. Neden mi? Şunlardan dolayı Medipol'ün seçkin öğrencileri kabul ettiği bir uluslararası tıp fakültesi var. Bu fakültenin amacı hekim yetiştirmekten ziyade araştırmacı hekim yetiştirmek. Üniversite sınavında ilk yüze giren öğrenciler işte bu bölümü tercih ediyorlar. Mesela Malatya Fen Lisesi mezunu Özge, üniversite sınavında sayısal birincisi olmuş. Büyük başarı, helal olsun. Araştırmacı hekim olacağım ve insanlık için katkılar sunacağım dedi Özge. Sadece Özge değil, Tokat'tan Bursa dan Bingöl'den, Konya'dan, Batman'dan, Tekirdağ'dan üniversite sınavında büyük başarı kazanmış öğrenciler de aynı amaçla Medipol'ü tercih etmişler. Sözel birincisi Muhammed Rodi de üniversitenin iletişim bölümünü seçmiş, nedenini de gayet güzel açıklamış. Anadolu'nun dört bir tarafında başarı kazanmış gençlerimizin insanlığa katkı amaçlı hedeflerle üniversite eğitimlerine başlaması gerçekten çok etkileyiciydi. Bir şey daha, gençlerimizin hepsi kendilerini öyle güzel ifade ediyorlar ki hayran kaldım. Ahmet Hakan Hürriyet. Hikmet Genç, içimizdeki Fransızlar için aşı bulunacak mı? Yunan ordusu Meis adasına asker konuşlandırmış. Meis Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta. Yani silahlandırılması yasak. Türkiye Meis'e çıkartma yapacak. Turistik feribotla gönderdikleri askerler de Meis'i müdafaa edecek öyle mi? Sahte kabadayılığa devam ediyor Yunanistan. Yunanistan, Fransa ve İtalya Doğu Akdeniz'de tatbikat yapıyor. Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimine savaş uçağı indiriyor. Diğer taraftan yüya ara buluculuk yapan Almanya, Yunanistan'ı gazlamaya devam ediyor. Yunanistan'la niye bu kadar gerildik diye sormak abes. Zira 1453'ten beri aramız iyi değil. Yunanistan'ın A babası AB çoktandır durumdan rahatsız. Çünkü korkuyorlar. Örneğin Fransa Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarına şiddetle karşı çıkmıştı. Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmişti. Türkiye bölgede Amerika AB ağırlıklı koalisyon güçleri ve Rusya'ya rağmen başarılı operasyonlarla tezgahı bozdu. Fransa başta olmak üzere Libya'da Hafter'i desteklediler. Türkiye askeri destek de vererek meşru hükümeti güçlendirdi, Hafter'i durdurdu. Yani her türlü Osmanlı tokadını yediler. Fransa'nın Kıbrıs Rum yönetimine jet uçağı indirmesini böyle okuyun. Doğu Akdeniz'de yaşanan sadece Türkiye-Yunanistan gerginliği değildir. Mesele sadece Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz ya da Doğu Akdeniz'de bulacağımız yeni kaynaklar değil. Karşılarında eski Türkiye olmadığını biliyorlar. Türkiye'nin kararlı olduğunu, hakkını yedirmeyeceğini de biliyorlar. Her şeyden önce Türkiye'nin önlenemez yükselişini, meydan okumasını görüyorlar. Ve nereye kadar gidebileceğimizi öngöremiyorlar, o yüzden test ediyorlar. Biz vesayetçi savaşçı kullanmıyoruz. Kimseye sırtımızı dayamıyoruz. Tatbikattan çok gerçekten savaşan, başarılı büyük operasyonlar yapan, aktif olarak çatışan çok tecrübeli bir ordumuz var. Savunma sanayimizde milli üretim neredeyse %70'e gelmiş. Daha dün Başkan Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin açılışını yaptı. Velhasıl korkuları yersiz değil. Tarih savaş meydanlarında verdiğimiz derslerle doludur. Bir de Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'deki varlığımızdan ve dahi Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazdan rahatsız olan içimizdeki Fransızlar var. Diğerlerini hallederiz de içimizdeki Fransızların tedavisi yok. Aşısını da bulamadık henüz. Hikmet Genç, Akşam